Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz öğretmen, eğitim danışmanı, yazar Sayın Serhan Dinçbaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Çok teşekkürler. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz, tanışabilir miyiz? Tabii elbette. Çok teşekkür ediyorum. 1985 Bursa doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Biyoloji bölümünü bitirdim lisans olarak. Yüksek lisans moleküler biyoloji anabilim dayındaydı. Sonra medikal bir şirkette çalışma şansım da oldu. Satış temsilci ve iletişim koordinatörlüğü yaptım orada. Şirketler ve üniversiteler arasında. 2 sene tıp fakültesinde kanser alanında da yine çalışma şansım oldu. Ancak sonra yönümüzü tabii eğitime biraz daha çevirdik. Biyoloji öğretmenliğiyle meslek hayatıma devam etme kararı aldım. Öğretmenliğe hala devam ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleğimizi severek icra ediyoruz. Ama bunun yanında proje danışmanlığı yapıyorum. Aynı şekilde Kızılay gönüllüsüyüm. Bununla da gurur duyuyorum açıkçası ve ilk yardım eğitmenliği de yapmaktayım bu vesileyle. Ama sonra artık tabii ki son 2-3 yılda kendimi eğitim danışmanlığı noktasında geliştirmeye başladım ve eğitim danışmanlığı da yapmaktayım. Hatta ben şimdi yaşamsal eğitim danışmanlığı diyorum. Farklı bir noktaya taşımak istiyorum danışmanlık ve eğitim danışmanlığını özellikle. Yeni çıkan kitabımız, tabii yazar kimliğimiz de yeni çıkan kitabımız, sınava hazırlanma sanatıyla açıkçası birlikte geliştirmeye devam edeceğiz. Evet. Peki, bu kitap nasıl ortaya çıktı? İsmi de oldukça ilginç görünüyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu tabii algılayamayanlar olabiliyor. Hani sınav deyince diyorlar ki acaba bu hani hangi sınav? YKS mi? Üniversite hazırlık sınavı mı gibi falan. Ama dedik ki zaten hayat bir sınav açıkçası. Yani ve bu sınavın hepimiz içerisindeyiz. Hangi dönemde olursak olalım, hangi yaşta olursak olalım açıkçası ve hangi meslek dalında olursak olalım hayat bir sınav. Bunu da çok iyi bir şekilde anladık herhalde diye düşünüyorum. Salgın dönemi çok zorlu bir dönem ve devam ediyor bizim için de hepimiz için ayrı ayrı. Dolayısıyla bu dönem eğitimciler için, biz eğitimciler için ve öğrenciler için, paydaşlar için çok daha zor oldu. Ve salgın döneminde ortaya çıktı kitabımız. Evet. Dolayısıyla hayatın merkezine sağlığı koymak da gerekiyor. Hani kitabımızın merkezinde de gerçekten sağlık var. Ve sağlığı devam ettirebilmek için neler yapılması lazım? Hep bunun kodlarını, şifrelerini kitabımızda verdik. Hep bunlardan bahsettik. Salgın döneminde yazıldı dediniz kitap Evet, için. evet, evet. Salgın noktasında tavsiyeleriniz var mı? Özellikle öğrenciler için. Evet, elbette. Gerçekten öğrencilerimiz çok ama çok zorlandılar salgın döneminde. Ama tabii ki hani Bakanlığımız hemen müdahale etti. Uzaktan eğitim sürecini başlattı ama uzaktan eğitim sürecine kadar çok daha herkes zorlandı aslında. Hani hepimiz evlerimizde çalışmak durumunda kaldık. Evlerimizi belki odalarımızı ofise dönüştürdük. Ve de tüm belki düzenimiz bir anda alt üst oldu. Yani bir şeyleri değiştirmek durumundaydık. Biz eğitimciler olarak çok bunu hani birebir yaşadık. Çünkü yüz yüze eğitime alışmışsınız. Öğrencilerin hani gözlerindeki o pırıltıyı görmek istiyorsunuz açıkçası. Bu bir öğretmen için, eğitimci için çok önemli. Hangi seviyede olursa olsun bir üniversitedeki akademisyen hocamız için de bu geçerlidir. Dolayısıyla bu tabii ışıltıyı yakalayamadığınız için ve de ekranda böyle küçük kareler olarak gördük tabii öğrencilerimiz. Yani bu hepimiz aslında bir anlamda da üzdü. Elbette başka çare de yok da o dönem için. Tabii. Bir çözüm olarak baktığımız zaman önemliydi. Doğru. Gerekli bir çözüm yoluydu. Başka da çare yoktu belki. Ama şu vardı. Gerçekten salgın döneminde monotonluk bizi çok zorladı. Ben bunu anladım. Çünkü öğrencilerinize ders de yapsanız tabii bu çok çekemiyordunuz. Yani o dijital ortam Tabii. o sıcaklığı vermiyor. Yani şimdi mesela sizinle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz.
Tabii, O tabii. sıcaklığı tam anlamıyla vermiyor açıkçası. Tam Çok anlamıyla ayrı iletişim bir kuramıyorsunuz. performans gerektiriyor. Kesinlikle öyle. Hem öğretmen için hem öğrenci için. Evet, Kesinlikle tamam, öyle. hayatımızı kolaylaştırdı. Süreç içerisinde birçok şeyi böyle halledebildik ama çok ciddi bir performans gerektiriyor. Öğretmenlerimiz için de, öğrencilerimiz için de çok zor. Kesinlikle Çok öyle. zor. Ve çok fazla performans gerçekten gerekti ve elbette çok yorucuydu. Hani yüz yüze normal bizim çünkü alıştığımız süreçten çok daha farklıydı. Ve herkesin ev hali de aynı değil tabii ki. Yani Tabii mesela ki. bizim öğrencilerimiz var. İşte beş kardeşler, altı Tabii kardeşler. tabii tabii. Çok zorlandılar o noktada ama elimizden geleni yaptığımızı gene düşünüyorum. İnşallah tabii kapamalar yaşamayız yine. Ve salgın noktasında umuyorum ki olumlu gelişmeler görürüz. İnsanlık olarak da aynı şekilde. Ve dolayısıyla o monotonluğu kırma adına bu kitabı aslında yazdık. Bir kısır döngüye girmişti. Herkes, hepimiz girdik aslında bu kısır döngüye. Yani kilo alımı oldu. Tabii. Virüs gerçekten evet tehlike ama bunun yanında hareketsizlikten tabii çıkamadık, gezemedik ve karantina zamanlarında kilo aldı herkes. Yani belli Tabii. seviyede kahve tüketimine bitimine belki baktığımız zaman fazlalaştırdı. Kahve Yüklendik, tüketimini kahveye de arttırdı. yüklendik, işte Herkes karbonhidratlara da yüklendik. yemek yedik ve Yaptık, bütün bunları uykusuzluk yaptık. da oldu. Tabii oldu, tabii oldu. Düzenimiz Evet. bozuldu. Düzenimiz Ve bozuldu. enerjimizi de baktığımız zaman tabii ki olumlu olarak kullanamadık. Kesinlikle. Ve bir kısır döngüye girdik açıkçası. İşte bunun nasıl aşabiliriz? Bunun da yöntemlerini biz kitabımızda hasbelkader vermeye çalıştık. Evet. Böylece kitap ortaya çıktı Evet. Biraz diyorsunuz. daha açabilirim Evet, isterseniz. sevinirim, sevinirim. Şöyle söyleyelim. Gerçekten burada sağlığı biz merkeze koyduk. Çünkü salgın döneminde de sağlığın ne kadar önemli olduğunu herkes anladı. Şimdi bakıyoruz mesela sağlık, bireysel sağlık sigortaları noktasında inanılmaz bir patlama yaşanmış doğal olarak. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Sigortacılar, Ancak şöyle bir şey var. Gerçekten özünde şunu söyleyebiliriz. İşte sağlıklı beslenme. Bununla beraber doğru bir uyku düzeni. Bunun gerçekten kıymetini anlamaya başladık. Bununla beraber fiziksel aktivite. Mesela hayatımızda ne kadar önemli? Aslında bunun kıymetini de anlamaya başladık. Ve açıkçası tabii sınav ölçekli yazdım. Biraz da hani ergenlik dönemindeki o sınava hazırlanan gençlerimiz ya da daha belki alt kurumda LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik belki kitabımızı yazdık ama şunu söylemek lazım. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu kavradık. Örneğin biz kitapta beyni hızlandıran, beynin çalışmasını hızlandıran besinlerden bahsettik. Aynı şekilde beyni yavaşlatan gıdalar nelerdir? Bunlardan da bahsettik. Çok ilginçtir. Beyne yarayan, faydalı olan birçok gıda grubu, bakın takviye gıdalar özellikle, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Bu salgın döneminde evet, bu salgın döneminde biz bunu gördük. Faydalarını gördük açıkçası. Yani bunun daha da bir farkındalık oluştu. Ve ben bunları kitaba aktardım. Dolayısıyla ne kadar işte bir belki çalışansınız, şirket çalışansınız örneğin. Hepimizin projeleri var, sorumlulukları var, yapmak istediklerimiz var. Öğrenciler için de keza bu geçerli. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Tabii ki bağışıklık sistemini arttırdığı için biz bu gıdaları yine önerdik kitabımızda. Yani hem beyni hızlandıralım istiyoruz bu gıdalarla hem de bağışıklık Bağışıklık sistemini sistemi. arttıralım, antikor seviyemizi arttıralım istiyoruz. Evet. Ve bununla birlikte fiziksel aktiviteler artsın dediniz. Spor Evet. salonlarına yöneldiniz. Spora başladınız. Geçmiş olsun. Kolunuzu Evet, kırdınız. ne yazık ki kolu da kırdık. Çok geçmiş Ha, olsun. çok teşekkür ederim. Eksik Hep böyle olmayın. Ama gülerek hatırlayın. bırakmıyorum. Değil mi? Gerçekten bırakmıyorum. Yani kolum kırılsa bile yürüyüş yapmaya gayret ediyorum. Hani karın kası bölgemi yine aktif tutmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Dolayısıyla Çok pes önemli. etmemek gerekiyor hayatta. Çok önemli. Bırakmamak gerekiyor. Özellikle bu karantinanın olmadığı bu günlerde kesinlikle yararlanmak gerekiyor. Evet, çok iyi değerlendirmemiz gerek. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, Eksik olmayın. hayattaki hedef ve amaçları ortaya koymanın önemi nedir? Özellikle de gençler için
Neler söylemek Evet. istersiniz? Şimdi şöyle gerçekten en temel problemlerden aslında birisi bu. Bireyler tam anlamıyla kendisinin farkına varmıyorlar. Yani özellikle gençlerde bunu görebiliyorum. Ben şimdi eğitimci de olduğum için bunu çok net bir şekilde görebiliyorum açıkçası. Salgın döneminde herkes içe dönüş de yaşadı. Karantina döneminde gerçekten tarttı da. Hani ben kendimi ne kadar tanıyorum gibisinden, hedefim var mı, bundan sonra hedefim olmalı gibisinden belki insanlar kendini güdülemeye de başladılar. Ancak şunu da gördük. Bakın mesela çatışma durumu da ortaya çıktı. Bu hedef koymada çok zorladı insanları açıkçası. Hani salgın boyutu çok farklı tabii. Hani o zaten zorluyordu. Ancak evde bireyler, özellikle ergenlik dönemindeki bireyler bakın aileleriyle çatışma yaşadılar. Zaten zor bir dönem ergenlik dönemi takdir edersiniz. Tabii ki. Hatta boşanmaların arttığını biliyoruz. Tabii, Yani bu evet. dönemde çünkü herkes evin içindeydi. Tabii. Herkes birbirine yoğun bir şekilde etkileşime girme durumu oldu. Evet. Dolayısıyla hedef ve amaçların belirlenmesi belki daha da önemli hale geldi. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Ben bunu çok görüyorum. Özellikle öğrencilerimizde bunu çok görüyorum. Mezun öğrencilerimiz, baktığımız zaman bu bir kısır döngü gibi düşünüyorum ben bunu. Yani nasıl bir ilaç kullanırsınız, yan etkisi olur. O yan etkiyle birlikte başka bir hastalık oluşup ona başka bir ilaçla belki tedavi edilmeye çalışılır. Ama onun yan etkisiyle de belki başka bir olumsuz durum oluşabiliyor. Aynı bu kısır döngü gibi açıkçası ben buna benzetiyorum. Hani gençlerimiz hedef ve amaçlarını ortaya koymadıkları zaman yanlış mesleklere yönelebiliyorlar. Yanlış bölümleri okuyabiliyorlar. Mesela bunu çok görüyorum. Atıyorum birey gidiyor, ÇEKO işte çalışma ekonomisi diyoruz. Bölümünü okuyabiliyor. Onu deniyor yani acaba Tabii. bana uygun mu? Tabii. Uygun değilse gidiyor mesela iş güvenliği de okuyor. O da uygun değilse başka bir bölüm. Yani böyle bir kısır döngüye girebiliyor bireyler. Dolayısıyla ne kadar erken dönemde insan kendini bilirse ki Hazreti Mevlana'nın da önemli bir sözüdür. Kendini bil düsturu çok önemlidir takdir Çok doğru. edersiniz. Çok doğru. Onu bilmek çok önemli. Şimdi tabii danışmanlık sisteminden de bahsedeceğiz. Aslında Evet. danışmanlık sistemi yani benim kitabım ekseninde işte bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Yani en erken ne kadar çözersek hedef ve amaç doğrultusunda bireyleri o kadar doğruya yönlendirebiliriz. Evet, geleceğe yönelik meslekler neler? Gelecekte öğrencilerimizi ne bekliyor? Evet. Açıkçası benim fikrime göre dijital çağın gerçekten sonlarındayız. Ve bir yapay zeka çağına girdik. Dolayısıyla yapay zeka çağında çok farklı hazırlanmak gerekiyor. Artık bilgi akışı çok hızlı. İnanın çok hızlı. Yetişmek çok zor. Her meslek alandan siyasetçiler olsun, birçok paydaşlar, meslek grupları bakın aslında bu hıza yetişmekte zorlanıyorlar. Çok fazla miktarda doğru ve yanlış bilgi var, trafiği var. Dolayısıyla hani bizim şimdi bu yaşamsal eğitim danışmanlığı diyoruz. Aslında bu anlayışla kişi için acaba hangi bilgiler doğrudur? Biz bunu bulmaya çalışıyoruz. Gelecekte de açıkçası bütün sektörler değişecek. Eğitim sektörü de bakın aynı kalmayacak. Öğretmenlik mesleği de belki de değişecek. Tabii. Hatta ben şunu öngörüyorum. Yani öğretmenler kendi alanlarıyla da birlikte belki de birer akıl hocalarına dönüşecekler. Birer özel danışmanlara dönüşecekler bakın ve bireylerin ihtiyacı olan doğru bilgi nedir? Onu keşfetmelerinde yönlendirici bireyler olacaklar diye düşünüyorum ve daha önemli olacaklar gelecekte. Evet, gerçekten de çok da doğru tespitler bunlar. Kitabınızda kısaca hayatın her bir evresi ve unsuru önemli diyorsunuz. Evet. Her bir evre önemli. Ben onu biyolojide meslektaşlarım bilirler. Liebig'in minimum yasası vardır. Bitkileri siz atıyorum işte demir mineralini ihtiyacından daha az verdiğiniz zaman ama diğer mineralleri çok verdiğiniz zaman hiçbir işe yaramaz. Açıkçası çünkü demiri vermemiz ve bitki ölür. Hayat da böyle bir şey. Gerçekten büyük bir sınav. Beslenme, uyku düzeni, çalışma yöntemlerimiz, hayatın içerisindeki işte fiziksel aktivite yine bununla beraber yine katabiliyoruz. Atıyorum uykunuza değer vermediniz, önem vermediniz bakın. Bu bireye göre de değişir bunlar bu arada. Yani bireyden bireye de değişiyor.
Mesela uykudan giderse kimi 8 saat uyur, kimi 10 saat uyur ve sağlığını korur. Tabii. Ama önemsemediğiniz zaman birini önemsemeniz ve bütün belki hayatınızdaki bütün taşlar yerinden oynar. Ve hayatınızda çok başarıyı yakalayamazsınız açıkçası. Bunu vurguladık. Çok doğru. Aslında kitabın ben gerçekten alınıp okunmasını çok ciddi anlamda öneriyorum. Çok teşekkür ederim. Sadece öğrenciler için değil, Evet. her birimiz için. Sağ olun. Ben büyük bir keyifle okuyacağım. Çok 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 iyi teşekkür ederim. biliyorum keyifle okuyacağımı. Neden? Çünkü sadece öğrencilere yönelik bilgiler değil, sınava hazırlanma sürecinde yapılması gerekenleri işte şunu yapın bunu yapın olarak değil. Siz nasıl beslenilmesi gerektiğinden ve beslenirken hangi yiyecekleri tüketeceğimize kadar çok ciddi referanslar veriyorsunuz. Evet, O yüzden teşekkürler. kitabın mutlak surette okunmasını öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Siz sağ olunuz, siz eksik olmayın. Bu kadar güzel, eksiksiz bir kitap hazırlamışsınız. Bana kalırsa sadece öğrencilerin değil, ebeveynlerin bile başucu kitabı olabilir. Çok teşekkürler. Elbette öneriyoruz. Sağ olunuz. Evet, ilgimi çekti. Ayrıca kitabınızda frekansların gizeminden bahsetmişsiniz. İlgiliyim biraz o Öyle konuyla mi? ve Oh, gerçekten de harikulade. böyle çekti beni. Hakikaten sınava hazırlanma döneminde ve genel olarak yaşantımızda bu kadar önemli mi? Ben önemli biliyorum ama bir Evet, tabii. anlatırsanız. Bütün evren, bakın bütün atomlar atomlardan oluşuyoruz. Hatta atom altı parçacıkların bile artık belli bir titreşime, frekansa, enerjiye sahip olduğunu biliyoruz. Hepimiz de enerjiyiz aslında. Ve akıp gidiyoruz bu evrende baktığımız zaman ve enerji yok olmaz. Sadece şekil değiştiriyor. Her şeyin gerçekten frekansı var ve hayatımızın içinde. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. İlk aslında frekans nedir biliyor musunuz? Bakın anne karnındayken annemizin aslında kalp atış sesidir. Hani ilk somut frekans Doğru. aslında. Ve çok daha etkili olan bakın annemizin, annelerimizin bizlere okumuş olduğu ninnilerdir. Ninniler. Sesi. Ve Aynen. hangi yaşta olursanız olun, bakın o ninni size söylendiğini unutmazsınız ve anne sevgisi aklınıza gelir. Bunun gibi. Sınava hazırlanan bir birey için de gerçekten bu çok önemli. Zararlı frekanslar da var birey için. Mesela mutsuzluğa veya korkuya düşüren müzikler var. Ne yazık ki gençlerimiz sınava hazırlanma döneminde bunları yoğun olarak tabii dinledikleri zaman hiç belki farkına bile varmadıkları bir durum ortaya çıkıyor ve bundan zarar görüyorlar. Belki de başarıları düşebiliyor. Bunlar bile çok önemli. Yine bu tabii elektromanyetik cihazlar, kullandığımız telefonların, modemlerin, bütün tabletlerin tabii yaymış olduğu frekanslar var. En fazla yapılan bir hatayı tabii söylemek isterim, izin verirseniz. Mesela Estağfurullah. yastığın altında unutulur genellikle telefonlar. Uyurken beynin aslında en savunması olduğu zamandır uyku. Ve bireyler bakın o yayılan frekanslardan etkilenirler ki biz buna sar oranı diyoruz. Bakın çok aslında tehlikelidir. Ben bile telefon alırken önce sar oranına bakıyorum açık konuşayım. Elektromanyetik yayılan mesela bir uyuduğunuz yerde modem olmamalıdır açıkçası. Mesela açık bırakılmamalıdır gibi. Bunlara mesela dikkat etmek gerekiyor. Frekanslar hayatın her yerinde ve her kişiyi aynı oranda da etkilemiyor. Bazı insanlara bakın çok daha ciddi ve olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Bunların da farkına varmak gerekiyor hayatta. Çok önemli. Evet, gerçekten de öyle. Evet, bunlara dikkat etmemiz şart diyorum. Yaşamsal eğitim danışmanlığı bir de şu anki alanınız Evet, değil evet, mi? evet. Ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bir teknikle birlikte hareket Evet. ediyorsunuz. Çok kısaca Tabii bahseder çok kısa misiniz? değinelim. Aslında dünya üzerinde kullanılan bir teknikten yola çıktım. Scrum dediğimiz bir teknik var. Kısaca bahsedecek olursam Japonya'yı bugünlere getiren teknik. Bugünkü gelişmişliğine teknolojik anlamda özellikle getiren bir teknik. Ben bunu biraz şekillendirdim. Biraz sınava hazırlık süreciyle tabii bağlantılandırarak, ona uygun hale getirerek açıkçası. Dünya üzerinde ilk kez olan Scrumodorum dediğimiz bu tekniği ortaya koyduk. Amaç şu, bireylerin daha verimli ve faydalı çalışmasını sağlamak. Sadece öğrencilerin değil bakın,
Bir şirkette belki proje mühendisi de olabilirsiniz. Şirketler için de aslında bir iş için, bir proje için de aslında baktığımız zaman bir çalışma metodu bu tekniği başlı başına. Uyguladıklarında kesinlikle herkes faydasını görecek. Evet. Peki bu tekniğin inceliklerini öğrenmek tabii ki çok zor. Ama bu Evet. konuda danışmanlık hizmeti alabilirler değil mi Elbette, sizden? tabii ki alabilirler. Biz burada tabii şöyle, özellikle tabii ergenlik dönemi bizim tabii ilgi alanımız, daha çok uzmanlığımız ergenlik dönemiyle alakalı. Aileleriyle geliyorlar, mesela aileleriyle görüşüyoruz, hem de bireylerle görüşüyoruz açıkçası ve de ölçeklendiriyoruz her bir ayrıntıyı. Dedim ya, yani yaşamsal eğitim danışmanı deyince aslında bir yaşam koşulunun yaptığını da yapıyoruz. Tabii. Ama bir de bunun eğitim boyutu var, eğitime yansımaları var. Bunu da açıkçası ortaya koyuyoruz. Çok kapsamlı ve aslında zor bir çalışma. Ancak bireysel olarak ele alıyoruz. Yani her bireyi alarak hem ailesi hem de baktığımız zaman danışanı birlikte değerlendiriyoruz. Bazen çatışma olabiliyor aralarında ve o çatışmayı sonlandıracak çalışmalar da yapıyoruz. Harika. Böylece aileye de katkı sağlamış Elbette, oluyorsunuz aynen bu öyle. anlamda. Çünkü şöyle, çatışma sürerken emin olun hiçbir şey konsantre olamazsınız hayatta. Önce iletişimi sağlamlaştırmalıyız, aramızdaki iletişimi kuvvetlendirmeliyiz. Ardından zaten gerisi geliyor, her şey geliyor. Çok doğru. Evet, son olarak sizi izleyenlere neler söylemek Evet, istersiniz? Nasıl çok bir teşekkür mesaj vermek ediyorum. istersiniz? Evet, kapanışı açıkçası şöyle yapalım. Tabii ayrı düşmek çok kötü hepimiz için. Yani ayrı düşmemek, çatışmaya girmemek lazım. Gerçekten çatışma çok kolay bir yol. Ama en azından diyoruz ki yani bir araya gelip iletişimi kuvvetlendirme gerçekten yollarını bulmak gerekiyor. Ve açıkçası şunu da söylemek lazım. İnsanların kendini çok geliştirmesi gerekiyor. Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Çok okumalılar gerçekten, çok kitap okumalılar. Ama sadece kitap da değil. Aslında hayatı okumak var burada. Ve İslam dinimizde de takdir ederseniz ki ilk emir oku. Oku. İkra. Bu çok önemli hakikaten. Ama hayatı okumak da var bunun için, işin içinde yani. Böylelikle insanlar gerçekten kendilerini geliştirecekler. Geçmişte çok büyük akıl hocaları varmış. Yani medeniyete yön vermişler bunlar. Bakın Akşemseddinler, biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet eğitiminde yer almış akıl hocaları, işte Emir Sultan Hazretleri yine mesela Yıldırım Beyazıt'a yön vermiş. Çok önemli insanlar bunlar ve geçmişte yine bilim insanlarımız, mesela Cezeri olsun, Biruni olsun ve Harezmi, günümüzde kullandığımız bakın rakamları bulmuş Harezmi. İnanılmaz bir şey ve geçmişi de iyi okumaları gerek. Çünkü bakın içimizde bu kuvvet var, genlerimizde aslında var. Biz bunu açığa çıkartabiliriz. Geçmişte çok zorluklarla dolu dönemlerde bakın bu başarılmış. Ve açıkçası ben şunu söylüyorum. Genlerimizdeki o enerjiyi, sinerjiyi istersek biz açığa çıkartabiliriz. Ve birçok şeyi başarabiliriz. Kendi yapay zeka sistemimizi bile bence üretebiliriz. İnanıyorum ben. Ve o Atatürk'ün de biliyorsunuz söylediği o işte muasır medeniyetler seviyesi ve üstüne bile çıkabiliriz. Bu güç bence bizde saklı. Harika. Evet, çok da güzel bir kapanış konuşması oldu ama ben pek Teşekkür ederim. kapatmaya niyetli değilim. Bir soru daha var aklımda. Peki. O da Teşekkür ederim. şu Eksik ki olmayın. biyoloji Doğru. öğretmenisiniz. Moleküler biyoloji ana bilim dalında da yüksek lisansınızı Doğru. tamamlamışsınız. Doğru. Ve şu an kitabınız okunmaya hazır. Evet. Başka bir kitap gelecek mi? Kitabın içindeki Evet, çok konuları teşekkürler. biraz daha detaylı bir şekilde anlatmak üzere. Örneğin işte bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yiyebiliriz, neler içebiliriz, ne Evet. yapabiliriz, ne edebiliriz gibi. Başka bir kitap daha gelecek mi? Açıkçası aklımda var. Yine tabii eğitimciyim ben. Eğitimle bağlantılı belki geleceğe hep aslında gelecek öngörülerdir diyoruz bakın. Mesela yapay zeka öngörülerdir. Şu an çok önemli. Şu an patentler bile bakın yapay zeka kullanarak yapılıyor ve inanın muazzam hızlarda ilerliyor bu. Bilgi akışı zaten hızlı demiştik, yoğundu.
Dolayısıyla yapay zekanın acaba eğitimdeki yeri ne olacak? Belki bununla ilgili bir kitap hazırlığı olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Tekrar hoş teşekkür ediyorum. geldiniz. Sefalar Çok getirdiniz teşekkür ederim. programımıza. Sağ olun. Süleyman, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Serhan Dinç baş konuğumuz oldu. Hoşça kalın.